Selam arkadaşlar, yeni bir yayın günden hepinize merhaba. Bugün World of Warships videosundayız. Bu oyuna bugün girdim, bir şeyle karşılaştım. Herhalde oyun sesimizi duydu mu, ne yaptı anlamadım da vere vere birinci seviye bir gemi bize kruvazör hediye mi verdi, ne yaptı bunu da anlamadım. Benim almadığım bir gemiyi şu an garajımda görüyorum. Bazı indirimlerle ilgili mail yollamış bana bu arada. Onlara da bakacağım. İlla para harcatacaklar yani. Bedava gemi verme yok. 30 lirayla 100 lira arasında hani size özel indirimli fiyatlar yaptık falan yazmışlar. İlla yüksek seviye bir gemi satın alıp illa para harcayıp savaşlarımıza katılın. Sadece normalde bu seviye bir gemiyle oynamam zaten de. Sadece oyun bunu hediye olarak vermiş. Ben de bir deneyeyim dedim nasıl bir gemiymiş. Sanırım birçok kişiye vermiş. Birçok kişi de şu an var bu gemi. Şu virüs geçse de bir işimize gücümüze baksak. Kendi evimize taşınsak bir an önce ya. Yalnız gemi eski mi eski ama bildiğim bayağı bir zırhlı yani. Bakın şuradaki raylar denizaltıları büyük ihtimalle denizaltılar için şey arkadaşlar onları ya da çapayı önden atıyorlar gerçi ama denizaltıları patlatmak için şey atıyorlar ya denizin dibine bomba. Şu birinci seviye gemiyi bir deneyelim bakalım ya. Oyun hediye etmiş bize. Bize de oynamak düşer. Oyunun grafikleri gerçekten çok güzel. Keşke internetim şu an 2 megabit upload değil de 4-5 megabit upload olsa bit ayarını yükseltsem biraz oyunun grafiği daha net ve kaliteli bir şekilde görebilirsiniz siz de. Şu an Full HD çözünürlükte ultra ayarlarda oynuyorum. Tabi bunu monitör 2K'yı desteklediği için 2K çözünürlükte de yapabilirim ama size ne kadarı yansır bunun? 720p'de çünkü OBS veriyor oyunu. Şöyle bir dönelim bakalım. Buradan bir tane geliyor. Buradan bir tane geliyor. Bir tane burada vardı. Orada hızlı dönüyor bayağı şeylerde. Toplarda sanırım. Üf, çok iyi oldu. Çok iyi vurduk ya. Yani bu seviyeye göre iyi. Birinci seviyede çok yüksek bir şey beklemiyoruz. Hasar, damaç beklemiyoruz. Ama adam kek gibi girdi ortaya. Bizim çocuklar şunu aldı. Oo, biz de tam aralarına dalıyormuşuz az kalsın. Güzel, ufaktan bir hasar daha verdik. Bunlar onu vuramayacak bence ama. Aynen vuramadılar. Kaptan yürü kaptan. Tehlikeli bölgeden uzaklaştık ama bu arada adam nasıl bulursa yarı canımızı götürmüş. Şimdiki. Gerçi bizim takım da iyi gidiyor. Şurada ben de biraz bastırayım. Lan dönme benim üstüme. Heh, şurada bir gemi var. Tam 6 kilometre yakınımızda. Hadi bakalım. Of, çok iyi vurdum be. Bunu biraz ileri atmışız. Ah, daha taşa sıktık.
Baba. Bakalım. 9,5 kilometre mesafe var. Uf, vallahi isabet ettirdik, bir tanesi geldi. Abi şu köylerin, grafiklerin güzelliğine bak ya. Şu sokaklara bak, şurada kafe olsa bir tane ne zevkli olur ha, burada çay içmek. Bizim enerjimiz de bu arada bayağı bir azalmış. Of, bu bitmiş. Çok iyi, çok iyi, yarıya indirdik onu. Ah be, son atışı yapamadım. Son atışı yapamadım ama herifler bayağı bir yayılmış be. İyi hasar verdik yani, yine birinci seviye gemiyle 5000 hasar iyi. Bayağı bir yara verdik şunlara. Yer tespit de yapmış olduk bu özellikle. Bakalım uzay kamerasından. Uf. Efektler falan güzel. Burada bütün gemiler kruvazör sınıfı arkadaşlar. Normal ufak sınıftan göremiyorum şu anda. Bizim gemiler biraz burada, biraz burada. Orada 3'e 3 kapışıyorlar da. Sıkıntı yani. İngiliz Omaha. Bu Omaha yeni aldığımız gemi. Phoenix. Bakalım bir tane de Phoenix'te savaş yapalım. Phoenix'te eski güzel günlere geri dönebilecek miyiz? Takılan ne varsa. Evet. Kutu açalım. Bir tane kutu açalım. 7 tane kutumuz varmış. Kutumuzda büyük hissediyor musunuz? Yani idare eder. 2 tane daha açalım hadi. Evet Volkan Bey, kutunuzda ne hissediyorsunuz? Kutumda güzel şeyler hissediyorum, evet. Abi kömürlerin ben bir işe yaradığını daha göremedim ya. Patlama riski yoktur. Tamam, bunlar da geçsin. Haydi bakalım. Oğlum taktığım bayraklar nerede? Ha, buradaymış. Aa, evet, dördüncü seviye Phoenix zırhlısı arkadaşlar. Gerçekten güzel bir gemi. Bakın şu arkadaki raylar deniz, normalde bu oyunda denizaltı yok ama denizaltıları batırmak için şuradan şeyler geliyor. O raylardan bombalar geliyor. Suya atıyorlar onları. Deniz altıları patlatmak için. O tarafta sıkıştıracağım kendimi ya. Ben direkt şöyle gideceğim. Ver gazı oğlum, ver gazı. Hadi bakalım. 8 tane top var bu gemide. Aynı anda kaç tanesi ateş edebiliyor derseniz o sizin görüş açınıza göre değişiyor. Bu arada adamların, uçak gemisini kullananların oldukça yetenekli olduğunu görebiliyoruz. Adam daha Bismillah başlar başlamaz 2200 canımızı aldı uçak saldırısıyla. Arkadaş ne uçakmış ya. Aha yakaladım. Bak oradan Allah'tan dönmüşüz var ya, orada yakalansaydık dar alanda şunlara büyük yemiştik yani.
Hadi oğlum. Yemedi. Bir kilometre mesafe var abi. Oradan vurursam helal olsun bana. Vallahi vurdum. Şuna çok bir hasar veremeyiz ama 12 kilometre mesafeden ne koparsak kârdır. Abi böyle bir şey yok ya. Milimle geçti. Milimle geçti. Neyse biz etrafımıza bakalım. Kilometre. Mesafe çok uzak ya. Hadi. Vurdu mu? Vurmadı. Abi çok uzakta. Bu da yine 11 kilometre ama bu sefer vuracağız gibiyiz onu. Bakalım. Evet, vurduk ama çok bir hasar veremedik. Abi manzara çok iyi ya. Siz bunu bir de şu internet... Shift tuşuna basarak yakınlaştırıyorsunuz arkadaşlar. Hadi bakalım. Güzel. Ya bu geminin zırhı gerçekten çok büyük ve kalın bir zırhı var sanırım. Ya adam hasar almıyor. 300-500, 300-500. Evet. Savaşın yoğun olduğu istikamete gidiyoruz. Oo, bunu yakaladık burada. Bunu iyi yakaladık burada. Güzel yakaladık. Hadi. Güzel. Fena değil. Güzel bir hasar verdik. Fena, fena vurdu bize. Abi, hay sizin uçağınıza ya. Yedik, ikinciyi de yedik. Biz biraz uzaklaşalım buralardan. Abi demek ki uçakla mı atıyormuş bu herifler o torpidoları. Hadi yes şunu da. Hiç bir tanesi bile yemedi mi? Abi uçak gemisi taktı bana. Oğlum street lan. Adama bak taktı bize. Abi de torpil atıp duruyor yukarıdan ya. Takım bu kadar iyi oynarken benim batmamam lazım. Bak bak. Şu torpilleri hiç görmüyorlar sanırım. Neyse hallettiler onları. Bak şerefsize bak uçak gemilerini buraya kadar getirmişler lan. Şunu indirmemiz lazım. Uçak gemisine ufak bir hasar verdik. Bu da patladı ama ulan benim mermilerim de isabet etmişti. Puan alamadık.
Hadi bakalım sen dön biraz daha. Dönmedi. Hepsi şu bölgede yoğunlaştı düşman. Evet haklısın. Mermiyi değiştirmeyi unutmuşum sanırım. Bu arada oyunda bir şey oldu bu son günlerde. Bayağı bir zırhlı seviyeleri mi güçlendi? Ne olduysa hasar veremiyoruz ya. Aleykümselam bu arada. Şu bir gelsin de çok uzak hala ya. 14 kilometre diyor. Şöyle biraz ufaktan yanaşalım. Normalde ben 40-50 bin hasarla hep bitiriyordum oyunları da bu yüksek seviyelere geçince biraz hasar seviyeleri düştü. Aynen delici mermiler o kadar hasar vermiyor. Ben niye öyle bir hata yaptım onu da anlamadım. Oo, şuraya bak. Şey çıktı, şeyi gördük son anda uçak gemisini. Hadi oğlum. Evet. Haklısın kardeşim bak senin sayende şeyi gördük fark ettik. Delici mermilerle ateş ediyormuşuz. Onu değiştirdik patlayıcı mermilerle. Verdiğimiz hasarlar görüyorsun 700'lere 1500'lere ulaştı. Teşekkür ediyorum sana. Şimdi şunu atalım. Şimdi hadi hadi oğlum isabet et. Güzel. Güzel. Bundan da alacağız. O isabeti alacağız. 13 bin olduk. Güzel bir hasar daha verdik. Uçak gemisini patlatacağım ben. Başkası patlattı, bana gerek kalmadı ama. Evet, işte bu. Bugünkü ilk savaşımızı kazandık. 15 bin. Bu uçak gemisini ben alacaktım da bizim herif benden önce davrandı. Yine ufak tefek bir hasar verdik ama. Güzel. Geç. Geç. Yani şundan takalım. Bir tane %100 DP takalım. Ve devam. Bu kanalıma da bir göz atmanızı tavsiye ediyorum. Hem oyun hem de inceleme olarak, seyahat olarak güzel videolar var. Güzel vloglar var. Onlara da bir göz atmanızı tavsiye ederim. Evet. Bu arada Omaha ile bugünkü ilk savaşımız arkadaşlar. Omaha'da avcı uçakları var. Bu size torpil atmaya gelen uçaklara karşı. Siz de şuradan görebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim size. Avcı uçak var. Uçak gönderebiliyorsunuz. Bunun torpidoları da daha fazla. Her kesime 4 tane atabiliyorsunuz. Bakalım gemi güzel gibi gemi ama kullanabilene. Kullanabilene 10 tane topu var. Tabii 10 tane topu aynı anda aynı yöne atamıyorsunuz ama 6 tanesini denk gelirse veya 5 tanesini 6 tanesini aynı anda şey yapabiliyorsunuz. Eğer açıyı yakalayabilirseniz aynı anda atabiliyorsunuz. Hatta şu an gördüğünüz gibi sol alt köşede yeşil yanda 6 tane topu aynı anda gönderebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi şu arada yine sıkışmayacağım. Bu aralardan gitmeyeceğim. Şöyle gemiyi döndürelim. Büyük gemiler hemen gözüktü. Şurada açıkta savaşacağım.
Ergazı. Düşman uçakları nerede bu? Evet. Düşmanlar gözükmeye başladı. Çok uzakmış. Ve çok seri atıyor arkadaşlar. 5 saniyede bir tekrar doldurabiliyorsunuz gemiyi. Şu uçağı da yollayalım ufaktan. Güzel vurduk. Uçak da etrafımızda dolaşıyor bu arada. Bu bizim uçağımız. Bize torpil atacak uçaklara karşı hava savunma sistemimizi oluşturacak. Oluşturabildiği kadar tabii. Evet, burada da yetkili bir abimiz varmış. O kadar da ileriye attım ama adam çok hızlı be. Adam bayağı hızlı gidiyor. Adam bayağı hızlı gidiyor. Demin vuramadık. Hadi bakalım. Şu an açıyı yakaladık. Hadi çok iyi vurduk be. Müthiş vurduk. Tek atışta 4000'e yakın hasar verdik. Mükemmel vurduk arkadaşlar. Oh, 6700 o da isabet etti. İyi. Çok güzel ya, adama büyük yara verdik kesin ki. Cephaneliği falan patladı, ne oldu? Bu durmadan artıyor bizim verdiğimiz hasar şeyi. Adamı hayattan bezdirdik. Bir anda 8000 hasar verdik adama. Çok iyi be. 8500, 8600 yangın mı çıktı bunun gemisinde, hala şey yapıyor bu. 8600. Oraya zaten atamıyoruz. Çok uzak. Bunlar da şu an çok uzakta. Abi benim çok yaklaşmamam lazım. Çünkü rakip takımdaki ağır zırhlı gemileri oynayanlar biraz iyiler. Sanırım gördüğümü vuruyorlar yani. Acımaları yok. Bir kilometre diyor. Şuraya bir keskin bir dönüş yapalım. Tamam mı? Şunu biz bir daha karşılayalım. Bir arkadan dolanalım. Çünkü buradan uzağız rakiplere karşı. Ve işler de şu an iyi gitmiyor yani. Biraz elimizi taşın altına sokalım arkadaşlar. Biraz yaklaşmamız lazım ona. Toplarımız da şansımıza da bu bölümde şey yok. Uçak gemisi yok. Şu durmuş durmuş ama. Şu an menzilimiz dışında. Bu da menzilimiz dışında. Bizi oraya çekmeye çalışıyor. Abi ben seni 13 kilometreden nasıl vurayım ya?
Hadi bakalım. Çok iyi gitti be. Üf, çok iyi vurduk ya. Harika vurduk. Hadi bir atış daha. Yemin ediyorum bacadan içeri soktum be. Hadi koçlarım, hadi koçlarım. Evet. Eski günlerimize geri geldik. Bu arada tabii biz çizgiyi görmemişiz. Bir an önce şuradan dönüp kurtulalım arkadaşlar. Şu götü toplamadan. Biz dönelim. Hadi yeme yeme. Çok güzel ve mükemmel sıyırdı. Biz yine hasar verdik. ...9.7 diyor. Abi biz şuna hasar vermeye devam edelim. Torpidolar nereden geldi? Bak bak bak, çakala bak sen. Güzel hasar verdik. Gerçekten çok güzel hasar verdik. Güzel, güzel. Ona da 1500'ten fazla verdik. Hadi koçum, hadi koçum. İyi, fena değil. Allah bereket versin. Fena değil. Çok bir hasar almadan 18 bin hasar verdik. Bunlar saklanmaya başladılar. Ama sayıca da azız. Bakalım, şuna yaklaşmamak lazım. Şuradakini bir an önce indirmemiz lazım. Abi sen hayırdır ya, sen hayırdır kardeş. Bakalım tutturabilecek miyiz? Menzil çok uzak ama. Vallahi tutturduk. 500 küsür. Ya o da ağır zırhlı gemiydi gerçi ama. Hasar hasardır. 19.200'e ulaştık şu anda. O sis perdesi kalkmayacak mı oradan? O sis perdesi kalkacak. Sen de orada biteceksin. Bak bak bak, kaçmış buraya gelmiş. Abi ne kadar hızlı gidiyorsun sen ya. Vallahi vurdum. 2000 hasar verdim. O hızla gidiyordu. Çok iyi vurdum ya. Şerefsiz sisi o ya, şu ben bu oyunu hiç hile miyle mi başladı bu oyunda, ben anlamadım. Eskiden bu oyunda böyle şey geldi mi, hani adam kaçtı mı gözükürdü radarda. Şimdi radarda da gözükmüyor burnunun ucundan. Mükemmel. Çok iyi. Radarda da gözükmüyor herif artık. Hadi. İkinci vurdu mu? 22 bin oldu.
Kardeş sen hayırdır? Sen hayırdır? Uf. Yine koyduk. Bu da bize koydu. Güzel. 1500 de buna verdik. Şu iki tanesi kalsın. Çok mu ileri attık? Hadi ya, bunu yapmamam gerekiyordu. Bunu yapmamam gerekiyordu. Son vuruşu yap. Eğer adam gibi vurabilseydim orada. Bir 2000 daha hasar alsak 30 bin hasarla bugünü tamamlardık bu gemiyle. Ama yine iyi iş becerdik yani. Takımı ayakta tuttuk bir nebze. Ya biz bu kadar çatışıyoruz da bizimkiler ne yapıyor ya? Şuna bak. Sizin ben oynayacağınız stratejinin adamların hepsi yarı hasarlı. Abi şuranın güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Şuranın güzel. Baba oradan vuramadı herif ya. Öküz ya. Şu dağın güzelliğine bak ya. Şu köyün güzelliğine bak ya. Burada insan yaşlanır mı ya? Lan oğlum oralarda ne yapıyorsunuz ya? Ulan yarısını yaraladım zaten adamların. Orion'u aldık. Iron Duke var. 5. seviye. 4. seviye zaten Caledonia'yı ya da aynen şunu satarsak buna geçeceğiz. 5. seviye. Burada avcı gemilerde de şu Valkyrie'yi satıp Wakeful alacağız. Ne kadarmış? 273 6000 lazım buna. Amerikan gemilerinde ne var abi? Nikolas'a kadar aldık. 5. seviye. Şimdi 6. seviye Farragut var. Avcı gemilerde bak. Farragut güzel gemi. Pensacola da çok güzel gemi. Bununla Steel Oceans oyununda oynamıştım. Steel of Oceans diye bir gemi oyunu var. O da hani en az bunun kadar güzel bir oyun ama bunun kadar meşhur olmadığı için pek oynanmadı. Yani aslında ilk çıktığı zamanlar oynandı. Fakat World of Warships reklamlarla biraz öne geçti. O oyunun da kendine göre bundan daha iyi yönleri var. Bunun da kendine göre daha iyi yönleri var. Ama iki oyunda gerçekten grafikleriyle, oynanabilirliğiyle gerçekten güzel oyunlar. Onda denizaltı da var. Bu oyunda ben denizaltı göremedim. 3 orada var, 2 orada var. 3 orada var, 2 orada var. Koydum o tutturuyor yani. Hava savunması da gayet yeterli. Yani bir atışta 10 tane birden isabet oranı yüksek toplarda birbirine yakın. Biz Penaskola'yı alalım arkadaşlar. Nasıl alacağız biliyor musunuz? Şu an 38.000 serbest DP'm var. Serbest DP kullanırsam 549 tane gerekiyor. Biraz bunu alabilmemiz için birkaç savaş yapmam gerekiyor. Yarın bu arada yeni bir 6. seviye gemi alacağız. Büyük ihtimalle Peneskola'yı alacağım. Gerçekten onunla güzel işler başarabileceğimizi düşünüyorum. Bu arada şimdi Nikolas'la da güzel işler yaptık. Yarın bunlara devam edeceğiz ve yarın tam yaklaşık 1,5-2 saatlik bir yayın olacak. Çok keyifli savaşlar yapacağız. Görüşmek üzere. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi geceler.